Hayal'e tanıyalım. Kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programım özellikle erkekleri ilgilendiren bir konu. Bugün ikinci oto aksesuardayız. Xenon farından tutun park sensörüne kadar, cam filminden koltuk kılıfına kadar A'dan Z'ye isteyeceğiniz her şey burada var. Bizleri ikinci oto aksesuardan Suat ikinci karşılayacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Biz şu an ikinci oto aksesuardayız. Bizleri ikinci oto aksesuarın sahibi Suat ikinci karşıladı. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Suat Bey? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ediyoruz. Suat Bey, bize kendinizi biraz anlatır mısınız? Ben Suat ikinci olarak 33 yaşındayım. Mersin Çopurlu köyünde doğdum, büyüdüm. Mersin Meslek Yüksek Okulu'ndan mezunum. Elektrik, elektronik, haberleşme bölümünden mezunum. Mersin Üniversitesi mi? Mersin Üniversitesi. Bu ticareti, babam bu ticareti yaptığı için, araba üzerine aksesuar, yedek parça sattığı için, ben de bu işlere girmeyi tercih ettiğim için 2006 yılında kendime bir dükkan açtım. İlk dükkanımı ticaret meslek lisesinin karşısında açtım. O zamanlar kaç yaşındaydınız? O zamanlar 18 yaşındaydım. Öyle mi? Bir de sizinki şey, hani baba mesleği olduğu için, daha çok tanıdık olduğu için direkt işe atılmış oldunuz. Tabii ki biraz da çıraklık dönemlerimizde hep babamızın yanında falan yetiştiğimizden ötürü ticareti daha farklı öğrettiler bize. Nasıl öğrettiler ticareti? Hep böyle uygulamalı olarak mı öğrettiler? Uygulamalı da yaptık, uygulamasız da yaptık. Hani insanlara bazı konularda daha farklı bir yardımcı olmak için kendi yerimizi açmayı tercih ettik. Babamla ikimiz 2006 yılında ilk ticaret meslek lisesinin karşısını açtık. Babayla ikimiz başladık bu ticarete. Daha sonra aradan 5 yıl sonra ben kendi şubemi açmayı tercih ettim. Hani aksesuar olarak kendimi daha çok geliştirdiğimi düşündüm. İnsanlara daha çok verimli olabileceğimi düşündüm. O yüzden kendi şubemi açtım. Yine babayla ortaklığımız devam ediyor. Biriz. Babam yedek parça ağırlıklı olduğu için, ben de aksesuar olduğu için, ikisi aynı anda aynı bir dükkanda olmadığından ötürü farklı, daha profesyonel bir ortamda daha rahat çalışmak istediğimden ötürü ikinci şubemi açtım. Bu tam olarak iki tane mi şubeniz var? İki tane şubem var. Ötekinde babanız kalıyor. İlk açtığımız dükkanda babam kalıyor. Babam işletiyor orayı. İkinci şubeye ben bakıyorum. Yine aynı ikinci oto aksesuar adına. Peki birinci yeriniz, şubeniz tam olarak nerede? Ticaret meslek lisesinin karşısında. Orada neler var? Orada Tofaş, Renault aksesuarları, yedek parçaları mevcut. Burada benim kendi şubemde müzikal olarak müzik sistemleri, film, boya koruma, bu tarz şeyler daha gelişmiş olduğu için krom aksamları, müşteriye daha verimli olmak için daha geniş, daha leziz bir ortamda insanlara daha kolay sağlayabilmek için burayı tercih ettik. Burası birazcık daha gençlere uygun bir yer sanki. Ya tabii ki gençlere biraz daha hitap ediyor burası. Sonuçta insanlar girmiş olduğu yerde malzemeleri daha rahat görmesi açısından, daha verimli olmak açısından böyle bir dükkanımızı faaliyete sunduk. Peki Suat Bey, kaç tane personelle çalışıyorsunuz? Şu an 8 tane personelle çalışıyorum. Suat Bey'le bayağı bir sohbet ettik. Suat Bey'i tanıdık. Şimdi kalkıp hep beraber oto aksesuarımızda neler var, beraber gezelim. Gezerken de Suat Bey bize anlatsın, olur mu? Tabii ki olur.
Ve biz Suat Bey'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suat Bey bize gezdirecek. Suat Bey, bir araçta olmazsa olmaz aksesuarlarımız nelerdir? Olmazsa olmaz aksesuar diye bir şey yok. Bence hepsi olur yani. Arabada olması gereken aksesuarlar bunlar. İlk başta şunu da söyleyeyim. Olmazsa olmazlardan bir tanesi trafik setidir. Siz böyle tam söylemeden ben girecektim. Şöyle göstermek istiyorum Suat Bey'le, evet. Gösterelim. Yani trafik seti olmazsa olmazlardan önceliklidir. Çünkü yangın tüpü, reflektörü, boyunluğu, yanık torbası içinde mevcuttur. Bir arabada olması gereken, mutlaka olması gereken bir malzemedir. Ve herkese öneriyorum. Mutlaka arabanızda trafik seti olsun. Evet, mutlaka trafik setimiz olacak. Şöyle Suat Bey, benim gözüme rengarenk şu yastık kılıfları ilişti. Çok tatlılar ya. Nasıl yastıklarımız? Yastıklarımız güzel. Arabada yolculuk yaparken kafanız ağrımaması açısından çok önemli bir teşkil ediyor. Honda, Volkswagen, Hyundai, Toyota gruplarının bütün aksesuar çeşitleri mevcuttur. Yastık çeşitleri mevcuttur. Servis kılıflarımız mevcuttur. Benim gibi şöyle rahatına düşkün olan insanlar için herhalde bunlardan bir tane almam gerekiyor. Şu ne işe yarıyor? Bu paspas. Normalde araçların iç aksamına takılır. Kauçuk bir paspas. Genelde kış aylarında daha çok ön plandadır. Kesinlikle koku yapmaz. Koku yapmaması müşteri memnuniyeti açısından biraz daha ön plandadır. Yazın da kullanır. Yaz kış kullanılır. Genelde kış aylarında daha çok hassasiyetlik taşır. Çünkü kauçuk olduğu için koku yapmaması açısından yağmurlu veya karlı yollarda ayakkabınızla içeriye girdiğinizde tabanınız kirlenmez ve arabanıza zarar vermez. Bunları aynı zamanda çıkarıp yıkayabiliyoruz değil mi? Tabii ki yıkanabiliyor. Kesinlikle bir problem olmaz. Koku yaratmaz yani. Tamam. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şöyle. Krizi, beji, her rengi de mevcuttur yani. Öyle mi? Her rengi varmış. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka neler var? Şunlar ne Suat Bey? Bunlar araçlarımızın markalarına göre servis kılıflarıdır. Mesela bu aracın, Opel aracın servis kılıfıdır. Ön koltukları ve arka koltuklarına takılır. Kesinlikle arabanızın, çocuğunuz varsa vesaire kirli biniyorsanız aracınızın koltuğunu korumaya yarar. Özellikle çocuklu aileler için diyoruz. Tabii ki. Çocuklu aileler için daha ön plandadır. Peki Suat Bey, şöyle alayım sizi. Şöyle alayım. Suat Bey, şunu bize anlatır mısınız? Şöyle gelseniz daha iyi olur. Şunları. Şimdi bu koltuk kılıfı normalde %80 bezden oluşur, %20 naylon karışımından oluşur. Bu koltuk kılıfı herhangi bir araca duyarlı değildir. Skoda, Honda, Volkswagen gruplarının orijinal koltuk kılıfıdır. Bu koltuk kılıfı %80 bezden oluşur. Çünkü bunu biz müşterilerimize de sunuyoruz. %50, %60'lık bir naylon karışımından astım ve bronşit hastalarına yakalanabiliyorlar. İnsanları bu konuda da duyarlı bir şekilde uyarabiliyoruz. Bu koltuk kılıfı normal araçların orijinal olmaması niteliğinde takılmasını önermiyorum. Orijinal olması daha önemli. Neden derseniz airbag yeri, emniyet kemer yerleri, her şeyi açık olması sizin için daha avantajlıdır. Sağlığınız açısından da tercih ederim. Tabii canım, sağlık önemli. Her zaman en iyisini almak gerekiyor. Peki Suat Bey, başka gözümüze neler ilişiyor? Şunları sormak istiyorum. Bunlar da koltuk kılıfı öyle değil mi? Bunlar da koltuk kılıfı. Özel Tay Tüy koltuk kılıfı olarak geliyor. Aradaki fark ne peki? Ya şöyle izah edeyim. Bu silinebilir kumaştan yapılıyor. Silinebilir kumaş olması biraz daha öncelikli. İnsanlar, bazı insanlar çok titiz olduğundan dolayı kirlendiğinde hiç olmazsa silebiliyor. Evimizdeki koltuk kılıfın dışından yapılıyor. Kaliteli bir üründür. Tavsiye ederim. Şöyle gezmeye devam ediyoruz Suat Bey'le. Benim gözüme şunlar ilişti. Bunlar ne Suat Bey? Şu. Mesela bu bir aracın xenon farı. Açalım mı içine? Tabii ki. Şöyle açalım. Xenon ampulü. Xenon far. Araçlarda muhtemelen net görmek isteyen insanlar olarak xenon farı taktıklarında daha net görebilirler. Peki normal farlardan nasıl bir farkı var? Normal farlarda 55 watt veya 60 watt olarak geçiyor. Bunun güç sayısı 8000'liktir. Daha yüksek bir güce sahiptir ve daha net önünüzü görmeye yarar. Yani bütün şoför arkadaşlarımıza öneriyoruz. Görme ile ilgili problemi olanlar bunu alsın. Tabii o zaman. Ki. Peki şunlar ne? Bunlar benim dikkatimi çekti bir de. Bunlar normal bir aracın
merkezi kilit motorudur. Kitleyip açmaya yarar. Açalım mı? Gösterelim mi? Araçlarınızda merkezi kilit motoru normal hırsızlardan dolayı veya araçlarınızı uzaktan kilitleyip açmak için bunlar öncelikle bunlardan kullanılıyor. Bunları tavsiye ediyoruz. Peki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gözüme bir de şunlar ilişti. Bu ne? Bunlar fark sensörü. Fuat Bey ben bu ne diyorum ama ben bayan olarak çok fazla konuya hakim olmadığım için öğreniyorum sizden. Tabii ki. Yani bu park sensörü. Park sensörü büyük bir avantajı vardır araçlarda. Her araçta olması gereken hususlardan bir tanesi de budur. Neden peki? Şimdi bayan veya erkek ayırt etmiyoruz. Evet. Sonuçta herkese hitap ettiği için araçlar park sensörü park halinde yanaşırken hiç olmazsa geri geldiğinizde neticede size ikaz veriyor ve arka arabaya çarpmanızı önlüyor. Size ikaz verdiğinden ötürü. Merakımdan soruyorum tamamen. Bunu en çok kimler alıyor? Ya şimdi genel anlamda konuşacak olursak bayan veya erkek ayırt etmiyoruz. Ama %80 bayanlara daha çok hitap ediyor bu olay. Tamam. Zaten aradığım cevap tamamen buydu. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka nelerimiz var? Şöyle bu benim dikkatimi çekti. Anlatır mısınız? Bu saf deriden üretiliyor. Kaliteli bir direksiyon kılıfıdır. Kesinlikle koku yapmaz. Avucunuzun içerisine net oturur ve direksiyonunuza net oturur. Direksiyonda kayma olasılığı olmaz. Bunun farklı renkleri de var değil mi? Tabii ki farklı renkleri de var. Peki Suat Bey siz kişiye özel aksesuarlarınız var mı? Kişiye özel aksesuarlar demeyelim de insanların tarzına özel aksesuarlarımız mevcuttur yani. Mesela ben bunun üstünde B harfi yazsın istiyorum. Onu yapıyor musunuz? Yani elimizden geleni yaparız. Tabii bir bayan olarak yardımcı oluruz siz. Evet, teşekkür ediyoruz. Her şey var diyorsunuz yani. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bunlar da koltuk kılıfı öyle değil mi Suat Bey? Evet onlar da koltuk kılıfı. Peki her aracın farklı koltuk kılıfları mevcuttur. Bu araca özel orijinal tozluktur. Kışın arabanızın üzerine çamur gelmemesi açısından çok büyük avantaja sahiptir. Her araca uyumlu tozluklarımız mevcuttur. Suat Bey ben size şey sormak istiyorum. Kışın aracımızı nasıl kışa hazırlayabiliriz? Hangi aksesuarlar alarak? Kışın aracımızı silgilerini değiştirerek, bu önleyici kullanarak, cam suyu kullanarak, antifrizli cam suyu özellikle çok tercihimdir. Sonuçta fiskeleri falan tıkandığında antifrizli olmaması ve donmaya karşı önlemli olarak cam suyunu tercih ederim. Zincirleri yoksa zincirleri öneririz. Bunlar olması gereken şeyler. Bir araçta olması gereken, kış hazırlığı olarak olması gereken şeylerdir. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başka nelerimiz var? Bakıyorum hemen şu paspaslar dikkatimi çekti. Bunlar kauçuk paspaslar. 3D paspas olarak adlandırılıyor. Genelde tozu veya çamuru hapseder. Kesinlikle dış aksamlara geçirmez. Kullanışlı bir paspastır. Kalitelidir. Öneririm Fuat yani. Bey aksesuarlarınız hangi araçlara hitap ediyor? Aksesuarlarım şöyle söyleyeyim, binek olarak ağırlıklıdır. Ben ticari kurup genelde çalışmıyorum. Binek araçlara daha çok verimli oluyoruz bu konuda. Yardımcı oluyoruz. Binek araçlara daha ağırlıklı. Şöyle devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Burada böyle şunlar var evet. Bunlar da rengarenk. Göğüs halılarımız mevcut. Her araca uyumlu göğüs halılarımız var. Güneş ışınlarından göğsümüz çatlamamasını önlüyor. Kesinlikle göğsünüze zarar vermiyor. Aynı zamanda güneş ışığı vurduğunda gözünüzü güneş almıyor. Her araca uygun göğüs halılarımız da mevcuttur. Altındaki ne peki? Bu orijinal 4D paspas. Birebir araca uyumlu paspas. Orijinal bir paspastır. Servis malıdır. Volkswagen grubu, Toyota, Honda gruplarının orijinal servis malı paspaslarıdır. Tamam. Birebir. Şöyle bir araba çadırımız vardır. Olması gereken yaz aylarına giriyoruz. Şu an önümüzde yaz ayına tabiren bütün esnaf arkadaşlarımıza, bütün müşterilerimize de sunuyorum. Araba çadırı ön plandadır. Araba çadırı içi miflonlu paraşüt çadırından yapılma. Güneş ışığından, tozdan, yağmurdan kesinlikle korur. Bence bu da olmazsa olmazlarımızdan olmazsa biridir. Çünkü yazın Mersin kavruluyor. Aynen. Açacak mısınız bize? Tabii ki. Bakalım. Şöyle.
Şöyle içim. Renkleri var zaten. Bunlar standart renktir. Kesinlikle sigara yanından, külden yanmaz. Arabanızın boyasını da yakmaz. İçi miflonludur. Paraşüt çadırından yapılır. Arabanıza herhangi bir zararı yoktur. Kaliteli bir araba çadırıdır. Şöyle biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suat Bey bize ürünlerini anlatıyor. Suat Bey şöyle bakıyorum da ben çok fazla bunlardan anlamıyorum. Siz teker teker anlatsanız. Şimdi, evet çok fazla çeşit var. Zengin çeşitimiz olduğundan ötürü park ampulleri, beyaz arıza lambası yakmayan ampullerimiz mevcut. Hangisi o? Normalde arıza lambası yakmayan park ampulleri. Şunlar Proton marka. Arıza lambası yakmıyor. Şöyle spor direksiyonlarımız mevcuttur. Her araca uyumlu spor direksiyonlarımız mevcuttur. Benim böyle girdiğimde dikkatimi şu çekmişti. Şu böyle. Şunlar. Bize bunları anlatır mısınız? Hava filtresi aracı daha rahat, daha çok hava sirkülasyonu sağlaması açısından arabaya biraz daha verimlilik katar. Yani bizim tabiri caizse beygir gücü dediğimiz araca biraz daha güç sarf eder. Bu araca takıldığında araç daha rahat nefes aldığından ötürü daha hızlı gider ve daha atik olur. Bunu her araca uyumlu hava filtreleri mevcuttur. Tamam. Benim dikkatimi bir de şunlar çekti. Bunlar ne? Onlar ön cam güneşli. Güneş gözünüzü yaz günlerinde almaması açısından film olarak çekiyoruz. Herhangi bir şoföre veya sürücüye bir zararı yoktur. Kesinlikle birebir güneş ışığından ışınlardan koruyan bir filmdir. Ekinci Oto Aksesuar'dayız ve biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Suat Ekinci var. Suat Bey bize anlatıyor. Suat Bey şu maviler ne? Bunlar LED xenon. Her araca uyumlu LED xenonlarımız vardır. Yenilerinden mi? Yenilerinden. Yeni versiyonlu LED xenonlar. Sıfır araçlarda ve yeni model araçlarda çıkan LED xenonlar bunlardır. Bunlardan da mevcuttur. Her araca uyumlu LED xenonlarımız elimizde mevcut. Peki ne işe yarıyor tam olarak? LED xenon dediğimiz olay balanssız ve tesisatsız birebir araca uyumlu orijinal bir LED xenondur. Her araca uyumlu, beyaz ve net bir şekilde önünü görmek isteyen insanlara hitap ediyor. Peki şu beyazın içinde ne var? Beyazın içinde de aynı şekilde var. Marka marka değişiyor. Markadan markaya değişiyor tabii yani. Ayrıyeten marka koduna göre değişiyor. Bu ne? Bu kapı logosu. Aracın birebir Honda veya Volkswagen gruplarına birebir kapı logomuz. Aa, böyle kapıyı açınca logosu evet. Çıkıyor aşağıda. Evet, evet aynen. Çok kapı güzel. Logolarımız bunlardır. Çeşitlerimiz her araca uygun çeşitlerimiz de mevcuttur elimizde. Şöyle şunlar. Bunları kolçak. Anlatır mısınız? Kolçak. Kol dayama olarak geçer genelde. Rahatına düşkün insanlar için mi? Tabii ki rahatına düşkün insanlar için ön plandadır. Sürgülüdür. Normal kolçaklarımız da mevcuttur. Her araca uygun veya orijinal kolçaklarımız da mevcuttur. Şöyle gösterelim. Şöyle öne gider, geriye gelir. İç aksamını açabilirsiniz, malzemeni koyabilirsiniz. Tabii ki el freni rahatlıkla çekmek isteyen, el freni herhangi bir problem olmuyor, bir problemi olmuyor. Böyle bir kolçaktır. Her arabaya uygundur. Şunlar ne? Pasta cila yazıyor. Araçlarınızı yaz günlerinde yaza girerken normalde bizim müşteri portföyümüz pasta cila çekiyorlar. Biz boya koruma da öneriyoruz. Pasta cila da öneriyoruz. Her araca uygulanması çok iyi olur. Hem boyasını şey yapmaz, çizmez, boyasını soldurmaz, vernini yakmaz. Aynı zamanda arabanızın boyası da yüzünüze güler. Konusu geçmişken söylemek istiyorum. Aracımızı nasıl yaza hazırlayabiliriz? Hangi aksesuarlarla? Aracımızı yaza şöyle hazırlarız. Cam filmi birinci derecede şart. Yaz aylarında Mersin gibi bir yerde genellikle güneş ışınlarından korunmak için cam filmini öneriyorum. Her araca uygun, kaliteli, normal filmlerimiz mevcuttur. Başka? Aynı zamanda boya koruma öneriyorum. Araçlarınızı güneş ışınlarından korumak ön plandadır. Korumanız gerekiyor. Sonuçta verniğin yanmaması açısından, ışıl ışıl görükmesi açısından. Bunları yaptıktan sonra herhangi bir problem kalmaz. Tamam.
Tamam. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Şunu ne? Güçlü bu, ses tonu diyor. Bu araçların farklı, orijinal değil, her araca uyumlu olan kornalarımız. Ferrari kornamız vardır. Hı. Orijinal Hella kornamız vardır. Mercedes kornası. Her araca uyumlu korna çeşitlerimiz de mevcuttur. Şöyle direksiyon dikimlerimiz vardır. Her araca uyumlu siyah, grisi, beji, her araca uyumlu direksiyon kılıflarımız da mevcuttur. Birebir dikiyoruz. Ve herhangi bir koku, herhangi bir elimizden kayma gibi bir netice olmuyor. Ve direksiyonunuzu ilk günkü gibi koruyor. Önlüyor. Korumasını önlüyor. Şöyle gözüme ses sistemleri ilişti. Bize anlatır mısınız Suat Bey? Ses sistemleri dediğim şekilde her araca uygun OEM çeşitlerimiz de vardır. Ses sistemlerinde normal USB'li double tape, indeş tape hoparlörlerimiz de mevcuttur. Yani kişiye özel veya arabaya özel birebir orijinal OEM çeşitlerimiz de vardır. Navigasyon sistemleri, kamera sistemleri, her şey mevcuttur. Hoparlörlerimiz, bufferlarımız, amflerimiz her araca uyumludur. Benim bilmedim o kadar çok oto aksesuarı var ki yani say say bitmiyor ve ben bunların hepsine oldukça yabancıyım. Suat Bey bize çok güzel anlattı ve yani herhalde mutlaka buraya uğrayın. Burada çok güzel aksesuarlar var. Ben çok beğendim bir bayan olarak. Sizleri de bekliyorum. Biz bugün ikinci oto aksesuardaydık. Bizleri Suat ikinci karşıladı. Suat Bey bizlere bütün ürünlerini anlattı. A'dan Z'ye otomobillerle ya da araçlarla ilgili bütün aksesuarları bize anlattı. Çok da güzel anlattı. Ben çok beğendim. Benim bilmediğim bir sürü aksesuar varmış. Suat Bey sayesinde hepsini öğrenmiş olduk. Son olarak Suat Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkesi bekliyorum. Aksesuar konusunda da kesinlikle yardımcı olurum. Vallahi ben çok beğendim. Sizleri bekliyoruz. Biz İç Ay TV ailesi olarak buradaydık. Sizler de mutlaka gelin.